Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen haşere mücadelesinde yüksek standart. Çevreye daha duyarlı ve biyolojik solüsyonlar. Soluduğumuz havayı en az kirleten, toprakta, suda kalıntı bırakmayan ve diğer canlılar üzerinde en az olumsuz etkili solüsyonlarla mücadele. 2017'nin Kasım ayında başlayan hazırlıklar tamamlanmıştır. Hatay Büyükşehir Belediyesi Haşere ve Vektörle Mücadele Hizmeti, kendi alanında eğitilmiş 190 personel, faaliyetin sevk ve idaresinde sorumlu olacak 5 veteriner hekim, 2 biyolog, 1 ziraat mühendisi, 1 kimya mühendisi, 2 teknikerden oluşan 11 kişilik uzman ekip sorumlusu tarafından yerine getirilecektir. Bu hizmetin yürütülmesinde 90 araç, 39 holder, 90 ULV, 25 termal fog dumanlama cihazı, 60 sırt pompası kullanılacaktır. Haşere ve vektör mücadelesi, insana ve doğaya saygıyı ön planda tutarak yapılacaktır. Bu mücadele, insanların sağlıkları üzerinde olumsuz etki yapmayan, havada, toprakta, suda kalıntı bırakmayan ve sivrisinek, karasinek, bit, pire, hamam böceği, kene ve fareden oluşan hastalık bulaştırıcı canlıları hedefleyen kimyasallarla yapılacak ve bunların dışında kalanları ise mutlaka korumak kaygısıyla hareket edilecektir. Mücadelenin doğru yapılmasını sağlamak amacıyla 1 Kasım 2017 tarihinde başlatılan ve 15 ilçemizin tamamını kapsayan larva üreme yerlerinin tespiti çalışması başlatılmış. Bu çalışmalar 3 Şubat 2018 tarihine kadar devam etmiştir. Bu çalışma sonucu 69.609 adet haşere üreme alanının olduğu tespit edilmiş ve bütün bu alanlar kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan bu alanların önemli bir kısmının foseptik, gübrelik, bodrum ve dışarıya akıtılan kirli sular ve benzeri insanın kendi eliyle oluşturduğu alanlar olduğu görüldü. Ayrıca ilimizde haşere üretme potansiyeli yüksek olan 57 dere, kent merkezlerinden geçen 3 büyük kanal, 4 sazlığın da mevcut olduğu ve buralarında üreme açısından takibinin yapılmasının zorunlu olduğu görülmüş ve bu yerler kayıt altına alınmıştır. Birinci tur larva mücadelesinde tespit edilen ve ilaçlanan yerlerin ilçelere göre dağılımı: Antakya 10.537, Altınözü 2.446, Arsuz 10.614, Belen 2.285, Defne 3.254, Dörtyol 3.319, Erzin 3.019, Hassa 3.561, İskenderun 6.950, Kırıkan 10.187, Kumlu 3.308, Payas 1.369, Reyhanlı 2.398, Samandağ 4.412, Yayladağ 3.319, genel toplamda 69.609. Bu hazırlıkların ardından 5 Şubat 2018 tarihinde birinci tur larva mücadelesi başlamış ve bu çalışma 16.03.2018 tarihinde Hatay genelinde tamamlanmış, birinci turun sonunda tespiti yapılarak kayıt altına alınmış tüm alanlar ilaçlanmıştır. Hali hazırda ikinci tur ilaçlama çalışmaları devam etmekte olup ilimizin genelinde tamamlanmak üzeredir. Ocak ve Şubat aylarını kapsayan kışlak mücadele çalışmaları kapsamında 15 ilçemizde 5.754 logara ilaç sıkılmış ve buralarda dinlenen ergin sivrisinek ortadan kaldırılmıştır. Müdürlüğümüzce gerek telefonlar, gerekse sosyal medya hesapları ve diğer bütün iletişim kanallarından vatandaşlarımızın bizlere ulaştırdıkları bütün talepler yerine getirilmektedir. Ayrıca başta sınır hattı boyunca faaliyet gösteren askeri birlikler ve karakolların tamamı, bize taleplerini bildiren diğer emniyet binaları, ibadethaneler, resmi kurumlar, okullar, spor alanları ve parklar haşereye karşı ilaçlanmakta, haşerenin askerimizi, öğrencimizi, polisimizi ve vatandaşlarımızı mağdur etmemesinin önüne geçilmektedir. Belli bir program kapsamında başta kent merkezlerinde bulunan kanalizasyon faresi olmak üzere diğer kemirgenlere karşı da mücadele yapılmakta olup, bu kapsamda farenin çok yoğun görüldüğü İskenderun Limanı, Samandağ Balıkçı Barınağı, Antakya Kapalı Çarşısı ve çevresinde bu mücadele yapılmış olup, bu mücadele belirli bir plan dahilinde fare üremesinin yoğun olduğu bölgelerin tamamında yapılacaktır. Asi Nehri ve çevre derelerde üreyerek Asi Nehri'ne yakın yerlerde ikamet eden ve çalışan vatandaş ve esnafımızı rahatsız eden yeşil titrek sineğe karşı gerek Asi yatağında gerekse çevre derelerde larvasıyla ilgili yoğun mücadele verilmekte olup, bu sineğin erginine karşı Asi'nin iki yakası, Atatürk Parkı, Ali Rıza Çamlığı, eski Antakya evleri ve 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Atatürk Caddesi'nde günlük ilaçlama yapılmaktadır.
Hatay Büyükşehir Belediyesi haşere mücadelesinde her daim vatandaşımızın hizmetindedir. Vizyonumuz, zararlı haşereyle mücadele ederken aynı zamanda doğayı da korumaktır. Çünkü her canlı sağlıklı ve dengeli bir doğal çevrede yaşama hakkına sahiptir. Misyonumuz, bilimin rehberliğinde ve çözüm ortaklarımızla beraber el ele vererek zararlı haşerelerin olmadığı temiz bir Hatay yaratmak. Siz değerli muhtarlarımızdan beklentimiz, haşeresiz bir Hatay oluşturma çabamıza çözüm ortağı olmanızdır. Mahallenize haşere mücadelesi amacıyla gelen ekiplere rehberlik yapmak ve vatandaşlarımızı haşereyi üretecek ortamların oluşturulmaması konusunda bilgilendirme faaliyetlerimize katkıda bulunmanızdır.